Bakın Hüseyin tekrar söylüyorum Bu Tohum meselesi O kadar önemli bir mesele ki Yani e, Aynı zamanda bir Milli güvenlik meselesi Sen kafana göre yurt dışından Herhangi bir ülkeden bir tohumu Bu ülkeye getirip ekemezsin Önce bileceğiz içinde ne var O genetik yapısına bakacağız Ne var hangi genler yerleştirilmiş, insert edilmiş yani bakacağız. Yani e, bunlar önemli şeyler. Çünkü e, bu ne olursa olsun bu tohum ekildikten sonra onun tahılını veya işte ne bileyim baharatını veya meyvesini veya herhangi bir sebze ise işte mahsulünü tükettiğiniz zaman içi eksik eksikliği bir tarafa eksikliği bir tarafa içindeki mikro erneyalar bak söylüyorum mikro erneyaları ne yapıyor gidiyor bunu alıyorsunuz tükettiniz ve sizin genetik yapınızın içine giriyor bu ve orada uyuyan bir geni uyandırıyor Hüseyin veya aktif sağlıklı çalışan bir gelin geni de susturu veriyor. Tamam. Bunu yapıyorlar. Bunlar bunlar biliniyor artık. Ama mübarek ben bunu 90'lı yıllardan beri söylediğimde bana deli dediler o zaman. Hadi canım bunlar bağırsağa indiği zaman özellikle bazı ziraatçı gruplar efendim tükettiniz bu onda ne DNA'sı kalır ne bir şey yani bütün enzimler onları parçalıyor. Öyle değil işte. Öyle değil işte Hüseyin. Bak tekrar çok basit olarak bunu anlatayım. Yani siz şimdi bir sebzeyi tükettiniz. Doğal olmayan bir sebzeyi. Dolayısıyla oradaki mikro erneğe ne oluyor? Genetik yapının içine gidiyor. Ondan önce insanların kendi bağışıklık sistemi vardır. Kendi bağışıklık sistemimiz var. Mesela güneş ışığı, zirai ilaç, yanlış bir e, gübreden kaynaklanan bir kimyasalı vücudunuzu aldınız. Ne yapıyor? Bu DNA'nızı bozuyor. Hücrenin içerisindeki DNA'yı bozuyor. Ama hemen sizin bağışıklık sisteminiz ve gene o genetik yapının içerisinde bazı proteinler var. Mesela P53 proteini hemen tamirat yapıyor. Bu sizin bağışıklık sisteminizle ilgili. Yani P53 protein diyor. Başka şeyler de var. Dolayısıyla baktı ki bu yetmiyor. Aa diyor bu gen bozuldu. Bunu hemen metilliyim diyor. Metilasyon. Tamam metilasyon. Paket diyor onu. Epigenetik diyoruz. Onu o şekilde hücreler hep bölünerek gidiyor ya. Onu uyur bir hale getirip bırakıyor. Artık o inaktif. Korkma bir şey yapmaz. Siz şimdi bir mikro aldığınız zaman doğal olmayan bak bunu ayrıca bir gün anlatırım burada. Bu vücudunuza giriyor. Bu sefer tekrar geninizin içine bu giriyor tekrar değil işte. Giriyor mikro RNA ve orada bizim bağışıklık sistemimizin paketlediği o uyuyan geni Uyan. neyle ilgiliyse bu bir kanser geni de olabilir. Tamam onkogen ve neticede pat diye onu uyandırıyor. Ya benim sağlıklı çalışan bir genim var. Benim diyabetimi şekerimi dengede tutuyor. Küt diyor onu kitler. Hadi bakalım diyabet başlıyor. Tip 1 mi tip 2 mi? Şimdi dünya bunun üzerine gitmeye başladı Hüseyin. Bunları araştırıyorlar. En büyük sorunları ne? O 99'u bilmiyorlar ya. DNA'nın yüzde 99'unu bilmiyor. Ya haritayı çözdük. %100. Tamam mübarek inanıyorum sana. Yüzde yüz. Bütün genleri tarif ettiniz. Ama yüzde onun fonksiyonel. Diğerleri ne işe yarıyor? Hiçbir bilgi yok. İşte efendim, kemküm işte şu var. Son yapılan araştırmalarda şu e netice ne? Nedir sonuç? Yok. Daha bir şey yok. Yüzde %99'unu bilmiyoruz. Bu kadar karmaşık bir düzenin içerisine sen doğal olmayanı niye veriyorsun? Yani bunu söylüyorum. Zannediyorum bu konu anlaşıldı. Evet hocam. Bunu çok bu çok önemli bir konu yani o kadar önemli bir konu ki Hüseyin bak bizim tohumlarımız dünyanın en kıymetli tohumları. Servet, milyar 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 dolar dünyayı besleriz. Dünyaya satarız. E hocam onlar bizim doğal domates tohumumuzu biber biberimizi diyor alır ya. E gider kendi ülkesinde bunu eker, çoğaltır. Çünkü onlar epter değil artık kısır değil mi bak vatandaş düşünüyor. Çünkü Türk insanı zeki, kurnaz ve akıllıdır. Yani çok şey bir zekaya sahiptir. Kıvrak zekayı onun için Almanlar hep şaşırırlar. Fabrikalarındaki Türk işçileri ya bu adam burada nasıl bir öneri getirdi diyor. İşte adam böyle. Bu yaratılışında var. Hiç endişe etmeyin. Onlar tescilli. Nasıl sen şimdi İlaç üretiyorsun lisansla. Tabii. E bu da tescilli. tescilli. Bunun lisansını sen giderim o ülkende bakarım. Yani hemen sonuçta a bu benim domatesim. E biliyoruz. Genotipi, fenotipi, sekonder metabolitleri bütün analizlerini yapmışım. Takson kimyasını tanımlamışım. Mübarek sen bu bana ait. Bak, e, kaçamaz. Kaçamaz. Hemen uluslararası tahkime gidersin. Yok öyle şey. Yok öyle şey.